Bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir konuğumuz var. Harun abim, vallahi abi eksik olma öncelikle. Sağ ol Allah razı olsun. Ben Harun abime yazdım. Dedim abi bir araya gelelim, bir şeyler yapalım. Hani maksat eğlence olsun, sohbet olsun. Hiç bir araya gelememiştik kendisiyle. Beni hiç kırmadı. Abi çok sağ ol. Heyecanlandım. ben de... Elimi nereye koyacağım? Daha sonra... Çok terlemişsin bu arada. Terledim lan evet. Tişörtü vereyim diyeceğim ya, çıkarlarım. Biraz kıllara bağlıyorum. Arkadaşlar bugün Harun abimle böyle bir konsept yapacağız. Abi olay şu. Bize kamera arkasından Sefa'cığım sıra sıra öyle besin göster. İşte pilav çıkabilir, bir şey çıkabilir. Ne çıkacağını Harun abi de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Biz onun kalorisini bilmeye çalışacağız. En çok kaloriyi bilemeyen çıkacak tüm ürünlerin mikserde mixini içecek abi ceza olarak. Ne diyorsun bu işe? Biraz sıkıntı bir de. Evet, tatlı tuzlu bir sürü şey karışık. İkimizde de, Arun abi senin de mideden sıkıntın vardı. Ben de arkadaşlar gastritten, ikimiz de mideden sıkıntı olduğumuz için bakalım kim sağ çıkacak burada. Hadi bakalım sizleri bekletmeden ufaktan bir başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi birçok ürün aldık sizler için. Şaşıracağınız şeyler de var arasında. İlk başta şöyle gündelik hayatta herkesin yemediği ama ara ara tatlı niyetine yediğimiz bir çiğ köfte var. O ne çiğ ha? Köftenin kalorisi kaçtır? Bu çiğ köfte mi? Evet. Dürüm mü? Bir dürüm çiğ köfte. Böyle. 180 gram yazıyor üstünde. Ne kadar hepsini? Bu ne kadar? Komplesi değil mi? Çiğ köfte artı yanında sosuyla birlikte. Acı sosu da mı hesaplıyoruz kalorisi? Tabii hepsi. Ben bayağıdır yemiyorum ya. Ben buradan görüyor gibiyim. Şöyle çevir biraz. Haksızlık. Benim gözler iyi görmüyor abi. Ben de tam seçemedim aslında. Bende bir tane var. 80 okuyacaktım da. Sallıyorum. 250 vardır orada. 340. 250 kalori. 340 kalori. Kim yakın? Bunun tamamında 376 kalori var. Ah siktir. Ben bildim o zaman. Sen evet, bildin. 1-0 abi. Şu anda. Evet. Allah! İçmeye ben yakınlaşıyorum gitgide. İyi kaldın. Harun abi çiğ köfteyle aran iyiymiş demek ki. Yok lan salladım. Ben kalori hesaplarını hiç bilmiyorum. Dur şöyle ayırdım. Evet. Dur bakalım. İkincisi bir içecek. Abi adam yine sever. İçmediğimiz şeylerden vuruyorsun bizi. Şimdi yok lan ben çocukluğumun sene... içmiştiğim var da. O zaman sen ben hiç içmedim bundan düzgün. Oo reis bunu bir de şişirip patlatırsın. Hadi ya. Çok iyi ses çıkart. Bu kaç olabilir şimdi ya? Şimdi bunun şekerine aldanmayın. Han abi sen önden başla ben de ona göre bir ben de ona göre. 1-0 bak dengeler. Sen öndesin sen psikolojik üstlük sende. Şekerden de kalori alıyor tabii bu. Şekerine aldanmayın dedim ben. Ben sana söyleyeyim 120 kalori. Ne veriyorsun adam mı seçiyorsun? Bu 150 kalori bu. Bence 270 kalori. O kadar var mıdır ya? Bence vardır. Şeker var çünkü içinde. Son kararınız mı? 5 saniye içinde. 150 kalori diyorum ben. Ben 270 kalori diyorum. Neydi? 150. 270. Tamam. Arda Hoca'ya puan yazalım. 82 kalori. Bu nasıl şeker işte? İstersiz çıktı abi. Şekeri çok az. O yüzden aldanmayın. Arda abi dolandırmıyoruz. Merak etme. Korkma. Şimdi durum 1-1. Ayda erişte mi o be? 1-1. Hiç yemem. Şimdi, bak ben bunu da kaybedeceğim. Ben bunu da kaybedeceğim. Yeni ürünümüz bu. Abi bir dakika abi. Oğlum bakmayacaktık lan. İndomie. Elimizde reklam yapmıyoruz. Normal hayatta makarna yeriz yemediğimiz zamanlarda indomie atar çoğu kişi. Zararı olduğunu söyleyenler de var. Indomie'nin tamamında kaç kalori var? Bak ben hiç yemediğim için hiç araştırmadım. İnan hiç bilmiyorum şu an. İçindeki sosları falan hesaplıyor musun? Sadece bu hepsini mi? Hepsi dahil. Kaç gram bu? Komple. 70 gram. 70 gramsa 70 gram. 210 kalori falandır bu. Komple ama. 210 kalori. 170. Ben onun altında söyleyeyim yakalarsan ben yakalayayım. 170. Bak benim taktiği yakaladın değil mi abi? Benimden taktiği. Söyle kazanıyor anasını satayım. 170 diyorum ben de. Sen ne diyorsun? 210. Ya? Tamamında 321 kalori var. Ben daha yakınım. O yüzden daha yakın olan ah Arda Hoca'ya bir puan daha veriyoruz. 2-1 oldu. Ah be abi. Neyse halledeceğiz. Oğlum, daha var. Tamam neyse gel bakalım. Aa bak tuzağa düştün. Afif demeyecektim. Sen de 250'yi basacaktın alacaktın puanı Arda abi. Biz vallahi kalori hesaplama işi. Ben de bak yemeğimi salladım ben de kafamı. Şimdi devam biraz edelim. Da tatlıya geçiyoruz. Hiç çocuk, anlamayız. 7'den 70'e herkesin çok sevdiği meyveli yoğurdumuz var ortada. Oğlum. Şöyle bir dakika. Ben bekliyorum tavuk gelir, pirinç gelir. Ne kadar bize anti şey var onlar geldi. Orada da yani, yazmıyor 500 gram yazıyor burada. Şimdi bunun tamamı. Bu tamamı. Normalde herkes tamamını bitirir. Bu tamamını nasıl bitirsin? Tamamında. Niye lan bitirir ben yiyorum. Bitirir. Güzel oluyor. Şöyle söyleyeyim 500 gram var bunun. Of yoğurt meyveli. Kaç ben sana söyleyeyim mi kaç oldu? Kaç? Hiç bilmiyorum. Yani 500 gramsa 390 kalori falan mı? Niye göre endeksi? Hiç kalori kafamdan hesabı salladım. Yapmadığım için. Bak bu benim. 390 ise ben de 500 ise bu kafadan zaten bir kere bunun bence. Sen kaç dedin? 390. 390 dedi. Ben zaten bir üstünde söylesem bu büyük ihtimalle yüksektir bence daha fazla. Ona göre Arda Hoca da arttırabilir. Altı. Son kararı. Ne demedin öyle son karar mı? Ağzına çıkıyor. Ben size söylemiyorum. Öyle, ben size son mu diye soracağım. İsterseniz arttırın isterseniz. Ben o zaman niye tahmin yakın olan kazanır. Ben bütün sistemi anlattım burada. Ondan sonra. İşte hesaplarım. Aman oğlum dur. Adaletli ol lan. Bence var ya bu
750 ne yaptın abi, yoğurtta da 800 kalori olur mu ya? Şimdi... Ya yakın olan kazanıyor. Ha, yakın olan kazanıyor. Üst alt olması önemli değil. Yakın olan. Kaç? Ben 390 dedim. Ben o zaman 630 diyorum. Tamam. 630. Bir şey benim son kararım. Ben zaten hiç yemedim bundan ya. Tam ortası bir şey. Bak hesap yapıyorum evet, şu an. Tam ortası bir şey. Bunda 460 var. 70 ile sen kazanıyorsun hocam. Hayda. Bunu beni kumpasa getiriyorlar. Bir tanenize gelmiyorsunuz ama. 3-1 oldu. Adamlar o yüzden hesaplıyor. Bir tanenize gelip burada bizimkini hesaplasanız da. Savunsanız da beni. Harun abi 3-1 oldu. Artık biraz daha canlanma, arkadan gelmen lazım seri bir şekilde. Oğlum bir de ya, bir sürü bir şeyler almışım. Bunu bir de içmesi. Ben sana yardım ederim o konuda. Merak etme, sıkıntı yok. Minik şeyler aslında tam bizim goril Faruk'tu. Goril'e de içme olayları evet. Onun. Buradan onun içeriğini çalmış olduk. Bir kısmını. İçme içeriğini çalmış şimdi, olduk. Şimdi hindi fümenin kalori değeri sizce kaçtır? Kaç gramdı bu? 60 mı? Kapatıyor. Hocam okumayalım. Okuyamıyorum ki oğlum. Okusam tersten miydi? Okusam. Evet, tersini çevirdik. Hindi fümen. 60 gram mıydı bu? Evet. 6 dilim 60 gram. 50. Evet hocam. Hindi füme değil mi bu? Az mı söyledim acaba? 6 tane var içinde. 60 gram. 50 dedi. Bence 80 vardır ya. 80. O kadar da düşündüğün lan bu tükürük mü anasını? Konuşsun yok. Ya ben bir şey diyeyim mi? Benim beynim sulanmış olabilir. Hayır oğlum. Ben, ne bu? 80 bence. 50 kalori... 100 müydü yoksa ya? Son kararları söyleyin. Değiştirebilirsiniz. Ben 60 diyeyim ya. 80 60. Diyorum oğlum. 80 ben. 80. 60. 60 mı? Bunun içinde tam tamına 55 kalori var. Ayda. Bu kazandı. Tamam. Ya 4-1 ya. Evet. Yine Harun abi 4-1 oldu. Bu nasıl bir şey? Hala değişebilir. Birkaç tane daha ürünümüz var. Benim hiç kalori hesaplamayı bilmemiş oldum. Ya yok be abi ya. Eğlencesindeyiz. Bana boşver. Sporcuların da tükettiği. İşte bunu ben bunu da kazanamayabilirim abi. Oğlum ben bunların hepsini tüketiyorum ama hiç kalori bilmiyorum. Haribo'nun da 100 gram. Abi niye bakmıyorsun? Diyete girmiyorsun hiç herhalde. Bilmiyorum, diyete kendine bakmıyorum ki onların kalorisine falan. Sadece kutusuna tamam. Bakıyorum yani. Tamamında. Valla ben hayal meyal bir ara çok diyet bozmuştum. Öyle bakıyordum. Hayal meyal oradan 500 hatırlıyorum ya. 500 kalori miydi? Hayal meyal hatırlıyorum böyle. Kaç gramdı? 130 gram hocam. Haydi Arda hocam. Her gün yiyorsun. Kaslara giriyor. 390 diyorum. 390. 500 olabilir mi? Kötü bir baktın değiştirmek ama. Değiştirmek isteyen varsa değiştiririz. 130 gram. 500 diyorum ben. Tüm pakette. Full şeker bu gerçi değil mi? Evet. Full şeker ha. O zaman daha yüksek bir noktası. Yani. 600 diyeyim ben o zaman. 600. Emin misin? Çok yakın olduk ama. Değiştiriyor musun hocam? Ben 500 diyeyim. 500? 500. Hayal meyal öyle hatırlıyorum ben. Ben 600 dedim. Evet. Az canım çekti şu an ya. Güzel de. Bunun içinde 465 kalori var. Oğlum ilkinde ben zaten küçük söylüyorum. Bu benim yanısıydı. Böyle şey olmaz. Sen niye adamı kreni değiştirdin? Yok değiştirmişsin. Ben hesapladım kafamdan. Haa 40-40 mı yakın oluyordu? Evet. Harun abi daha çevirme ihtimalimiz var. Devirme ihtimaliniz yok hocam. Bir tane daha çevirme ihtimalimiz var. Harun abi bunları içmek zorunda kalman ayrı bir sıkıntı olacak şu an. Oğlum hayır yani. Ya güzel bir diyeti bozacağız işte ya. Şey yapma. Şimdi. Tam bir şeker konu. Buraya süt koyuyoruz. Evet. Bir bu yarım yağlı bir süt. Bunun hepsini değil bir bardağını 250 milimini alıyoruz sadece. Kaç kalori? 250 miliminde bunun kaç kalori vardır? 130. Şey tarif videolarımı hatırlamayın. Oradan kopya çekiyorum kafamın için. Öyle süt mü tarif ediyordum ya. Hani öyle kalorilerini mi hesaplıyorsun? Onların kalorileri kafamın içinde duruyor ya. Duruyor mu diye bakıyorum şu an. Bende orada... hiç yok onun kalori maleri. Allah ne verdiyse hiç bende kalori. 200 kalori. Mü? Son kararlar mı? 250 de dedi. Ben 200 demedim lan. Ben kaç dedim? 130. Sen 130 dedin demişim. Hocam. 130 demişim. İkna ettiler. 130. Sen arttı değiştireceğim mi? Yok ben aynı kalacağım. 130 demek istiyorum. 200 falan galiba. Harun hocam bir puan daha yazıyoruz. 110 kalori. Hadi ya. Süt. Burada hızlı bitirdim. Harun'a da biraz hata geçti. Artık bir motivasyon. Süt motivasyonu. Burada motivasyon. Şimdi. Ne bakalım. Tekrar bir. Nereden ne geldi aklına? Oğlum videoların altına koyuyorlar ya. Benim de oradan çok dikkatimi çekiyor. Yapıştır ne vereceksin şimdi bize? Şimdi tekrar bir böyle tatlımıza geçiyoruz. Burada bir fırın sütlacımız var. Evet. Hiç bilmiyorum. Fırın sütlacın içinde. Fırın sütlaç yemez mi oğlum? Sen yiyor musun abi onu? Sen bayağı seviyorsun. Ben değil mi? Gösterdiği her şeyi yemişliğim 200 var. 200 gram fırın sütlaç var burada. Bunun tamam. İçinde kaç kalori vardır? Tamamında. Hiç bilmiyorum. Hiç. Tamam. Hiç. Sıfır. Kafamdan sallayayım o zaman. 220 diyeyim ya. Kafamdan salladım. Ya valla bak şansa. 600 vardır. Ama 600 en yakın olan oluyor. Tamam ben de 450 diyorum o zaman. 450 yoktur be abi. Var mı? Şeker son kararlar mı? Evet. Bence var mı da bir 450 yoktur ya. Söylüyorum. Kaç? 294 kalori. Allah.
Ne oluyor o zaman? Arda Hoca ben kazan. Arda Hoca. Oğlum bunları niye o zaman bize kötü besin diye tanıttılar seminerce? Anladın mı? Kötü yemeğin, şeker, kalori. Hani bu ne lan? Bir tık daha düşük. Bir insan söyledim. Günlük kaç kalori alıyor oğlum Arda abi? Nasıl bir sistem oğlum bu? Bize mi yanlış şimdi, anlatmışlar? Durum 6-2. Nasıl yağlanıyor lan millet harbi? Yani bu ne ki ya? Kalori şekerden abi işte. Baktığınız bir porsiyonun olmasın 100 gramının falan. Yok tamamım. Tamam. İyi, peki. Şu an oha tekrar artık. Bir çikolataya geçiyoruz. Ufak bir çikolatamız var burada. Bunun tamamında bir adet çikolatada kaç kalori vardır? Bilemedim. Hiç yani, hiç bakmadım. Sanki ben bakıyorum Arda Allah'ın tanrısı. Ya alıp parasını vereyim yiyoruz işte. Yani bunu ne bileyim. Böyle bir takıntım hiç olmadı ki kalorisine bakayım bir şey yapayım. Bence bu çok değildir bak. Az öncekinden 300 çıktıysa bu düşüktür. Oğlum ondan zaten 300 çıkması da bir anormallik. O komple bence bu kaçtır ya? Bence bu 100'dür ya. 140. Lan yok ya bu kaç gram ki? Düşük bunun şeysi. 130 değildir de 130. 110 diyeyim ben. Harun Hoca 196. Kazandı. Kazanıyor. 130 diyerek. 196 kalori var. Durum 6-3 oldu. Ama aslında kazanan belli ama ben son bir ketçabı da vereyim şöyle. Allah. Burada. Harun abi. Mikserin içinde ketçap da olacak ya. Olay bimle. Sizin yaptığınız bu olmadı. Bu ne oğlum? 1 kilo ketçap. Bunun 100 gramında yani bir porsiyonunda 100 gram olarak hesapladık. Kaç kalori vardır? 100 gram. Bu 1000 gram. Hiç bakmadım. Gel lan sonu olsun. Bilemeyen içsin. Hayda. Ben de nasıl şirketi yapmaksın diye. Valla abi kabul. Sen Arda Hoca kazandı. Tamam işte kazanmamış. Kazanırsa ben içeceğim. Evet böyle bir riske girmeye değer mi? Yapalım mı? Erkeğin şeyi. Yapasın oğlum. Hadi oğlum. Yok lan yok. Şey olmasın. Oğlum 1 kilo ketçap. Sana kıyamam Arda abi. Olsun. Bir de bir şey diyeyim mi? En sakatı çıktı ya. Yani hiç ketçaba bakmam ben. 100 gram. Bunu kaybeden içsin bence. Bunu kaybeden içiyor. 60 gram. 60 gram. 60 kalori mi? Ya 60 kalori. 100 gramında kaç kalori var? Şimdi mevzu içmeye gelince bir strese düşüyor insan. Böyle cevaplayamıyor yani. Abi bu bence 85 ya. Ben 60 dedim. Son bir karar hakkı daha veriyorum. 10 saniye. O kadar mı be? Kararınızı değiştirebilirsiniz. Çünkü değer buna. Oğlum bu çocuk seni tutuyor. Ben kimseyi tutmuyorum şu anda. Yani isteyen istediğini söylesin. 85 ya. Ya bilemedim vallahi çok iyi. 60 dedim. Şimdi söylüyorum. Hayır. Bu oyunun bütün bunları shake yapıp içecek kişi maalesef 96 kalori olduğu için Harun hocam. Oha hocam. Ben mi içiyorum? İşte evet. Bazen şey kader değişmez derler ya bilirsin. Oğlum öyle bir söylüyor ki ben seni içeceksin diye bekliyorum. Hayır tam tersi o seni kurtarmaya çalışmış. Hocam niye bekliyorum? Evet, seni kurtarır. Biraz seni kalmışız. Ben bunun hepsini mi yakacağım lan şey? Hepsini değil ya. Ben sana... Oğlum 100 gramını sordun 100 gramını dökeyim. O zaman Harun abi karışım kısmına geçiyor muyuz? Tabii geçelim. Geçelim. Uzatma isteyeyim. Tamam. Harun abi sana mis gibi bir şey hazırlayacağım şimdi rahat ol. Harun abim sana şöyle elimle biraz insaflı olalım çiğ köfte. Biraz içersin. Yarısını mı atacaksın? Sonra yok, bir şey olmasın? Biraz yoğurt. Ya azar azar ya. Şimdi bir jelibonun üstünü süsleyelim. Biraz şöyle. Yersin. Jelibonumsu. Şöyle attım. Biraz da biliyorsun diyet bozuyoruz. Hemen çikolata. Çabanmasını at. Bastırmak için şey atın jelibon at. Aç bakayım. Çok atlıyorsun ya. Ne yaptı? Onun tadını bastırmak lazım. La orada... Ne oğlum? Tamam. Ya bir şey diyeyim mi abi? Çok zor bir durum ya bu. Vallahi. Onu ağzı at ne sonra bir. Kayırıyor demesin çocuklar. Biraz daha çok şeker oldu. Proteinin için sana şundan atıyorum. Biraz daha sütlaç. O kaşıkla çok acayip. Sevdin mi? Önden vereyim. Yes. Tamam. Biraz da sevdiğin için. Ama bir şeyim tutma. Fena bir şey ha. Oh! Tam senin istediğin gibi. Belime de ağrı girdi. O kadar şey var ki. İşte sporcu işi böyle olur. Bu nasıl karışacak kardeşim ya? Aynen abi. Biraz... Makine karıştırır. Biraz... Makine bozuldu zaten şu an. Onu... Yenisini alacağız belli oldu. Biraz da bundan abi. Bak kaplısından şöyle. Bu nerede? Şuradan şöyle bastır. Bastır abi. Dök. Tamam yeter. Nadal olmaz o ya. Nadal olmaz ki içinde. Oğlum yiyeceksin dedin. Nadal olur mu ya? Oğlum video senin videon. Tamam. Bana kalsa yenmezdi. İşte şimdi bozulur. Abi şimdi bozulur. Pişiyemez o. Kuru hali öyle zaten. Pişiyemez onu. Prodüksiyon karşılıyor onu. Hazır mıyız? İyice kapat kapağı. Bas. Bir dakika. Kapağı bir dakika dur. Bas şimdi. Oğlum acayip kokuyor lan bu. İki ketçap bozmuş söyleyeyim. Allah çok. Niye tutmuyor ya? Niye tutmuyor harbi? Şimdi oldu. Korkmayacağım basacağım. Tamam abi dur. Oğlum, tamam oldu. Ben içeceğim. Sen içmeyeceksin.
Karışıyor. Oldu oldu, tamam. Tamam, sakin ol abi. Yeter. Benim oradan bir ıslak mendil çek bize lan. Şimdi arkadaşlar. Oğlum iğrenç bir şey oldu lan. Ben size bir şey diyeyim mi? Harun abi yardım edeceğim diyordum ya, etmem mümkün değil bunlar şu an. Oğlum bir de bunları bizi zehirlemez şimdi, dediler hepsi karışınca. Oğlum bu bizi zehirlemez. Şey nerede? Şimdi bardağımıza buyur Harun abi. Oğlum bu ne oldu lan? Oğlum bu çok acayip kokuyor lan. Evet abi, Büyükan geldi. Büyükan geldi, elimi de enfekte edilmiş. Cezanın bu olacağını bilseydin katılır mıydın bir de? Nasıl yapacağız? Bir yudum al bakalım. Kokusu çok kötü, kokamamak lazım. Bir mandal verelim şeye. İçiyor. Cem sana bakıyorum, bir şey olursa ambulans çağır. Oğlum bu noodle atmayacaktık abi. İçini görebiliyor musun? Bir yudum al yeter, abartma. Bir yudum al. Öyle ayrı gayrı olmaz o. Nasıl? Oo tamam. Tamam abi yeter. Abi ortaya da kal, sayılıyor. Nasıl? İçilir. İçilir mi? Bir bodycinin yapamayacağı bir şey yoktur o. Kötü mü? Biz tavuk bir şey, tadı kötü tabii lan. Bilmiyorum abi, çok kokusu çok şey ya. Şey yapamıyor. Yok içme tamam. Ya midenin. Hayrol, midenlik bir şey. Denemek istiyorsan ver, bardak tamam, versin de. Bardak verin Arda'ya. Herkes yapma, niye sos çeşit konuştun sen? Bardağını ver. Ben ne güzel sıyırmıştım bu paçayı ya. Vallahi. İçemeyeceği bir şey mi var? Ay. Bardağın kaç golür acaba? Diyorsun yani ölmeden önce bunun da bir tadına bakalım diyorsun. Ölmeden önce mi? Oğlum biz haşlama tavuk yiyip seneler geçirmiş adamız lan. Bu nedir? Oğlum adam misafir, böyle iş mi olur? Oradan doldursan oğlum. Arda fulledin oğlum, taşmasın bardak. bir şey diyeyim mi? Abi o kadar isteksizim ki şu an bunu içerken. Mideden korkuyorum. Yoksa içeceğim. İçme oğlum o zaman. Senin harbi miden rahatsız çünkü. Yani benimki o kadar... Ölmeyeyim. Nasıl içtin abi sen bunu? Oğlum bak böyle. Oy. Ah. Sanki başka bir bedende uyanmışım gibi şokladı beni bu tat yani. Öyle bir tat. Ya sen bunu... Arun abi sen her şeyi içersin ya. Bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey yok. Ya bizim işte... Nasıl? Ben bak bir yudum zor dayandım. Sen abi başka bir şey. Nasıl dayandın? Nasıl içebildin ya o kadar soğuk? Oğlum ama şimdi yarım içseydik falan sana mı diyorum? Ayıp olur öyle. Vallahi. Arkadaşlar bugün Harun abimle böyle bir konsept yaptık ellerimle. Umarım afiyet olsun abi. Afiyet oldu. Çok sağ olsun, beni kırmadı arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Artık bir like daha patlatırsınız bize. Seviyoruz sizleri. Harun abi çok teşekkür ederim tekrardan geldi. Beni kırmadığın için. Rica ederim. Herkese iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere. Ya şunu içebildin ya. İnanılmaz bir şey ya. Oğlum içersin, kitlendi de koklasan ben de gidemezdi de. Ama ne biliyor musun?